Huzuru hazir on cemiyeti irfan, laindir, kafirdir, dinsizdir şeytan. Şeytanın lainliğine, kafirliğine, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Kıymetli izleyenler, hoş geldiniz Gaziantep'ten. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Sizler ekranlarınızın başına, sizler de alanımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün çok kıymetli izleyenlerimiz var. Mesela Mehmet Görmez İmam Hatip Lisesi burada. Ayrıca Gaziantep TÜGVA burada. Ayrıca Yeniler Kulübü burada. Hepsine hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun, bizler de iyiyiz. Bugün yine çok kıymetli bir misafirimiz var. Sevgili yazar, düşünür, konuşur, güzel yemek yer, çay içer, sohbet eder. Erem Şentürk bizlerle beraber. Erem hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın canım abi? Elhamdülillah. Allah şımarıklardan yazmasın. Amin. Hamdolsun. İnşallah iyiyiz. Şikayet edecek bir şeyimiz yok. Şikayet etmeye de bir hakkımız yok. Allah nasip ettiği kadar da şükrediyoruz. Eyvallah. Ben öyle demiştim bir vakit, şey diyordum yani, nasılsın diye sorduklarında, layık olduğumdan iyiyim diyorum. Çünkü hani kulluk performansımla belki şunu bile hak etmiyorum yani, ama Allah bahşediyor, şükürler tabii olsun. Sağlık var, bak düşünüyoruz, ondan sonra iman etmeye aklımız var, iman edecek kadar. Evet. Bunlar önemli nimetler, şükrediyoruz yani. Allah'a şükürler olsun. Ramazan'ın içindeyiz, Ramazan gördük ya. Yani Ramazan'ın gelişine sevinmek iman alametidir deniyor. Burada sevinmekten acaba tam olarak murat ne? Yani Ramazan geliyor, yaşasın affedileceğiz gibi bir motivasyonla mı seviniyor sevinenler? Yoksa Ramazan geliyor, ibadetlerimiz daha sevap olacak diye mi? Teravihe mi? Tam olarak neyine sevinir? Hepsi olabilir. Hepsi olabilir değil Hepsi mi? Olabilir. Gün içinde aynı anda birden fazlayı da hissederiz. Bir gün başka, bir gün başka hissedebiliriz. Çünkü bir kere müjdelenmiş. Onu biliyor, eminiz yani. Dolayısıyla en temelde yatan şey şu, sen de o müjdenin bir parçası olmak istiyorsun. Ya olamasaydın, evet, farkında olmayabilirdin ki. Sence dünyadaki herkes, hadi geç herkesi, sence dünyadaki her Müslüman Ramazan'ın farkında mı? Evet, değildir. Tamam, bak o müjdenin bir parçası değil ve öyle bir derdi de yok. Ben müjdenin parçası olduğumu iddia etmiyorum. Sen de edemezsin, kimse edemez. Ama en azından o yönde gayret ediyoruz. Deriz ki biz de bu müjdenin bir parçası olalım. Sonra beraber olma ihtiyacımız var. Çok sosyaliz. İnsan sosyal bir varlık. Ne zaman, ne adla beraber olacağız ki? Takım, aynı takımı tutarak birlikte olabiliriz. Bir aidiyet inşa edebiliriz. Aynı ideoloji, aynı parti, aynı okul, aynı mahalle, aynı memleket. Peki bunlar çok yeterli mi ve gerçek mi bu aidiyetler? Ama Ramazan aidiyeti, çünkü ayet diyor ki kim bir Müslüman birbirini Ramazan'dan dolayı tebrik ederse diyor. Aa, sonra Ramazan müjdelenmiş diyor. Aa, dur burada büyük bir şeyler dönüyor. Hadi bakalım bunun için bir parçası olmak için mücadele edelim. Bir ucundan kıyından. Yani tam anlamıyla parçası olmasa bile parçası olanları sevmek bile, evet, makbul bir şey değil tamam mi? Tamam işte bunun için de olsun. Bak bu ne kadar gel. Çünkü son talde benim aidiyet ihtiyacım var. Evet. Ait olmak istiyorum. Daha çocukluktan itibaren mesela bugün işte psikanalitik ana bilim dalı. Bir sorun tespit ettiğinde insanlarda tehlikeli sorunlardan bahsediyorum bu arada. Yani kendi kendini üzen psikolojik problemlerden değil, çevresi için zararlı olabilecek. Bir sürü ismi var. Hekim değiliz, bir şey değiliz. O isimleri saymayalım ama o sorunları tespit ettiğinde hepsi ilk nereye varıyor? Diyor ki bir, bunun diyor ilk bakım veren eksikliği var. Yani ya annesi olmamış, ya annesi sürekli değişmiş. Bakıcılar, kreşler, şunlar bunlar. Süt emme eksikliği var. Fiziksel o kalsiyum milen eksikliğinden değil. O dokunma anneyle birlikte, ilk çocukluk, oksitosinler falan. Bunlar ilk bakım veren boşluğu deniyor buna. Sonra o kişi büyüyor. Diyor ki doktor, bu tehlikeli. Bunda ilk bakım veren boşluğu var. İkinci buldukları nokta, ilk bakım veren boşluğundan sonra ne biliyor musun? Diyor ki aidiyet yok. Ait hissetmiyor kendini. Ait hissetmiyor bir yere ve bir şeye. Hissetmeli mi? Bu çok büyük bir eksik mi yani? Evet, çok büyük. Neye sebep oluyor? Savrulma dediğin şey niye olur? Köklerin yoktur.
hayat rüzgarlı bir yerdir. Kusura ama bakma. Bu ara çok moda. İnsan diyor ben dünya vatandaşıyım diyor. Kendimi hiçbir devlete, millete ait hissetmiyorum. O boş işler onlar. Boş işler değil mi? Tamam mı? Ben o zaman ben de bütün küreye sen küreye ait hissediyorsun. Ben de galaksiyi reddediyorum. Ben de galaksiyi yani olur mu öyle? O boş işler. Gerçek köklerin olmalı. O evet. Ne demek biliyor musun? Ben dünya vatandaşıyım demek. Şu demek aslında iyi bir şeymiş gibi söylüyor ama ben köksüzüm. Benim tutunduğum bir şey yok. Benim beslendiğim bir şey yok. Benim bir aidiyetim yok. Benim bir kimliğim de gelişmemiş. Ben en ufacık bir rüzgarda savruluyorum. Kapanın da elinde kalıyorum. Bak Ukrayna'da yaşayan 72 millet vardı. Her devlet kendi uçağını gönderdi. Kendi insanlarını topladı götürdü. Sen kaldın ortada. Dünya vatandaşıydın ya. Öyle olmuyor iş öyle yani. Öyle olmuyor. Bir hastaneye, bir eğitime, bir dine, bir milli bir kimliğe ihtiyaç duyuyorsun bir kere. Sosyal hayata ihtiyacın var. Aynen öyle. Olur mu öyle şey? Ama bak bu ne biliyor musun? Büyük hastalık. Şimdi modernizm 16. yüzyılda başladı. Ama işte 18. yüzyıla doğru geldiğinde dedi ki bir dakika dur dedi. Bir büyük hata yapıyoruz dedi. Ne o hata? Ya bu insanlar diyor Tanrı'ya tapıyor, Allah'a tapıyor. Böyle bir şey yok dedi. Bunu dedi indireceğiz buradan. Yerine ne koyacağız? İnsanı koyacağız. Sonra bunu bize nasıl getirdiler? Hümanizm. Bak hümanizmde ne anlıyoruz biz? İnsan sevmek, insanla dair olmak, insanı düşünmek hiç alakası yok. Hatta buna dair sorular da çok meşhurdur. Hepimiz duymuşuzdur. Edison cennete gidecek mi? Heh. İşte Pasteur aşıyı bulmuş, insanlığa çok büyük bir katkı sunmuş. Bu adam cennete gidecek mi? Az yanacak, baz yani yanacak işte bir sürü şey olabilir ama evet. Şunu biliyoruz. Dedi ki indirdik Tanrı'yı, yerine ne koyacağız? İnsanı koyacağız dedi. Buna da hümanizm dedi. Hümanizm dediğin de şey değil ha. Böyle insana dair olmak, insanı sevmek hiç alakası yok. Bu palavra, doğrusu şu. Hümanizmi tam Türkçe'ye çevir, kelime karşılığı insancı. Portakalcı gibi. İnsan alıp satan demek. İnsancı olmak. Dedi ki insana tapacağız. Sonra 20. yüzyıla gelince modernizm dedi ki dur ya insana tapacağız dedik de hangi insana tapacağız ona karar veremedik. Hmm. Sonra işte elitler, tapılacaklar listesi ortaya çıktı ve senin bugünkü dünyanın sistemin kuruldu. Onun adamı da bana diyor ki şimdi ben diyor dünya yurttaşıyım. Diyemiyor ki bana benim bir milletim yok, benim bir ailem yok, benim bir sülalem yok. Benim bir ülkem yok, benim geleneğim bir vatanım yok, benim bir geleneğim yok, benim bir köküm yok, benim bir tarihim yok, benim bir şimdim yok, benim bir geleceğim yok diyemiyor. Bunların hepsini şöyle özetliyor. Ben dünya yurttaşıyım diyor. Allah mübarek etsin. Pasaportu kimden alacak bilmiyorum. Eyvallah. Erem abi bugün seninle ne konuşmak istiyorum? Şimdi dedin ya hani doğuyor, aidiyet problemi var, dünya evet. Vatandaşıyım diyor vesaire evet, vesaire. Evet, evet. Buradan şeye mevzuyu getirmek istiyorum. Yıllardır bu ülkenin haberini yapıyorsun. Ve bunu gerek YouTube'da, gerek Instagram'da, gerek Twitter'da, gerekse şey normal gazete olarak, yani konvansiyon olarak evet. Bu işin her tarafında varsın. Ve şu an özellikle biz kendi gençlerimizi, kendi çocuklarımızı ne yazık ki, esefle söylüyorum ki Z kuşağı olarak tanımlıyoruz. Şimdi eskilerin habere ulaşma şekli vardı. Biz gazetemiz sabah gelirdi. Hatta o gazeteyi dağıtan çocukla tartışırdı eskiler, emekler. Nerede kalmış? Benim kahvem hazır, çayımı içmişim. Sen gazeteyi daha yeni getiriyorsun falan diye fırça atarlardı. Takip ettikleri belli köşe yazarları vardı. Doğru. Ve bunu büyük bir disipliner itinayla yapıyorlardı. Hani böyle özenle yapıyorlardı. Şimdi bize deselerdi ki 20 sene sonra sen otobüste gazete okuyup günün gelişmelerini öğrenmek istediğinde insanlar sana gülecek deselerdi. Belki adama inanmazdık ya da hiç inandırıcı gelmezdi. Fakat şu an memlekette ne olup bittiğini gazetelerden takip etmek belki halkanın son ucu. Yani en son haberdar olan belki gazete okuyucuları gelişmelerden. Doğru. Çünkü anlık artık Twitter'dan, sosyal medyadan. Çoktan bitmiş oluyor. Ve internet haber sitelerine ulaşabiliyoruz. Peki bu ne yazık ki Z kuşağı olarak tanımlanan gençliğin haberle arası nasıl? Onların zaten bir gazete şeyi yok, geleneği yok, kültürü yok. Gençler haberi nasıl ve ne şekilde takip ediyorlar? Ya, ve ilgileri, alakaları nasıl dünyayla? Aslında özel bir genç diye bir şey yok. Yani ben şeyi takip edebiliyorum. Programlardan haberi okuyanların kaç yaşında olduğunu Google bana söylüyor profillerini. Dolayısıyla ortaya baktığında şu haberi gençler okumuş ya da şöyle haberleri gençler okumuş, böyle haberleri ihtiyarlar okumuş diye bir büyük bir ayrım yok aslında. Hmm. Şöyle bir şey var. Ya konu oyunsa mesela
elbette 50 yaş üzeri çok az okuyor. Konu ekran kartıysa yeni çıkan telefonların bilmem özellikleri. Yani böyle nokta atışı gençleri ilgilendiren alışveriş davranışıyla ilgili bir şeyden bahsediyoruz ama yine burada. Konu gençlik de değil. Elbette onlar birazcık böyle birkaç haber okuyor ama bu toplamda bir torba yaptığında hepsini kayda değer bir ayrım yok. 65 yaşındaki bir amcanın Fortnite'ın son güncellemesi üzerine çıkan bir haber okumasını beklemiyoruz. Okumak anlamı yok ama hepsi Twitter'dan öğreniyor. Hepsi Facebook'tan öğreniyor. Hepsi YouTube'dan öğreniyor. Hepsi Instagram'a bakıyor. Ve şu anda yaşlılarla gençler arasında sosyal medya kullanma oranında öyle zannedildiği gibi büyük farklar yok. Kullanma alışkanlıkları var. Bir de ayırdıkları süre farkı var. He. Gençlerin en büyük farkı şu. Gençler çok daha süresi uzun vakit ayırıyorlar. Gençler daha hızlı hareket ediyorlar. Mesela şöyle çok güzel bir ayrım var. 50 yaş üzerinin Instagram'da bir fotoğrafa bakma süresi 40 saniyeyi bulabiliyor. 50 yaşın altı, 50 ile 30 yaş arasında fotoğrafa bakma süresi 20-25 saniye. 20 yaş ve altında fotoğrafa bakma süresi 8 saniye. Yani çocuğun, daha genç olanın sağ elinin baş parmağı yukarı doğru daha hızlı hareket ediyor. Aslında aynı fotoğrafa bakıyorlar. Biri daha hızlı bakıyor, biri daha uzun bakıyor. Bunun dışında büyük fark yok. Sosyal medyayı kullanma anlamında. Şu da bir önemli bir fark olarak dillendirilemez mi? Mesela eski kuşak gazeteden bir haber okuyup buna tepki göstermek istediğinde ya bir STK altında ya da bir meydanda çıkıp protesto etmesi, evet, gerekiyordu. Şu anki nesil Twitter'da bir şey gördüğü an 2 saniye sonra ona tepkisini yazabiliyor altına. Yazabiliyor, hemen bir tweet atıyor ve evet, bu bir avantaj olarak mı kodlanmalı? Organize olma ihtiyacını ortadan kaldırdı. Abi öyle bir organizasyon var ki, gençler biliyordur, genç arkadaşlar. Yeni bir internet sitesi, yeni bir şey. Türk bayrağı yapıyorlar mesela. Reddit. He, bir piksel hakkı var. Ya evet, geçtiğimiz gün 350 bin kişi organize bir şekilde orada bir bayrak yaptılar. Ya evet, da bir Atatürk resmi yaptılar. Reddit, evet. Abi inanamadım yani, 350 bin kişi aynı anda, aynı saniyede organize olabiliyor. Bu çok güzel, evet, ama bir soru işareti, bu 350 bin kişinin aynı anda hareket edebiliyor olma kabiliyeti yeterince tehlikeli, yani tehlikeli. Hayır, de bir şey aynı zamanda. Ana fikir hep başından itibaren şuydu, bak boşa gitti, normalde organize olabilirdin sen gerçek hayatta ama hızlıca sosyal medyada tepki verebildiğin için beğendim, beğenmedim, beddua ettim, küfür ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım, WhatsApp'tan arkadaşıma gönderdim, böyle şey mi olur dedim, gruba attım, bu doğru mu acaba dedim, bilmem ne, böyle şey mi olur ya falan yazdım, hop, bitti gitti. Tükettim. Evet, normalde organize olabilirdim, normalde sokağa çıkabilirdim, okulda arkadaşlarımla bunu konuşabilirdim ya da başka arkadaşlarımla dergi çıkarırdım, bir şeyler yapabilirdim, onların hiçbirini yapmama gerek kalmadı. Sosyal medyanın yapmaya çalıştığı, yani en büyük zarar ne? Bir numaralı zarar, yani hiç tartışmasız bütün dünya bunu çözmeye çalışıyor. Bu sadece bizim konuştuğumuz bir şey değil, çok büyük vakit kaybı, çok büyük ve asla telafi edilebilir bir şey değildir. Zaman israfı dünyada telafisi imkansız 3 şeyden biridir. Zaman gitti mi gitti. Sen orada üretebilecekken, bir şey yapabilecekken, bir faydalı olabilecekken, kendine yatırım yapabilecekken, sevgi, dokunma, bir ilişki, gerçek hayat ilişkileri kurabilecekken bunların hiçbirini yapmadın. Sağ elinin baş parmağıyla yukarı doğru bir şeyler kaydırdın. Bunu saatlerce yaptın. Bunun sana verdiği hiçbir şey olmadı ve o zaman gitti, bir daha da geri gelmedi. Ve sen o anda sende oluşan eksikliği bir daha hiçbir doktorla, hiçbir ilaçla, hiçbir teknolojik aletle, hiçbir arabayla, hiçbir kıyafetle tamamlayamayacaksın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi bu büyük zarar. Bunun için hükümetler program yapıyorlar. Avrupa Birliği bunun için kanun çıkartmaya çalışıyor. İşte insan haklarına dokunur muyuz? Bunları komple kapatalım mı? Süre mi koyalım? Mesela Instagram, bu en büyük zararı bu. İkinci büyük zarar aşağılık kompleksi. Sosyal medya dünyanın bütün gençlerinin aşağılık kompleksi aşılıyor. Dolayısıyla Instagram beğeninin kaç olduğunu göstermeyi niye kaldırdı? Çünkü intihara meylediliyor. Çünkü diyor ki kıvırcık saçlı kızlar, benim saçlarım niye düz değil? Çünkü hemen altından Brezilya fönü reklamı çıkıyor. Hmm. Ya da saçları düz olan kızlar diyorlar ki benim saçlarım niye kıvırcık değil? Pırasa gibi saçlarım var diyor. Hemen onun altından perma makinesinin reklamı çıkıyor. Bu bilmem kaç milyon tane olunca sen, erkekler, kızlar fark etmiyor. Herkes kendini başkasıyla kıyasladı.
aşağılık kompleksi, ben yetersizim, ben çirkinim, ben şişkoyum, ben standartlara uymuyorum, benim saçım böyle, burnum böyle, dudaklarım ince, gözlerim içerine çökük, ben herkes gibi anlayamıyorum, bunlar ne yapıyor, bana torpil lazım, benden bir şey olmaz havasını pompa yağmur gibi yağdırıyor. Sonra Avrupa Mahkemesi ne dedi Instagram'a? Bu yaptığın şey dünyanın bütün nesline ihanet. Instagram dedi ki ben bunu çözeceğim dedi. İlk hamlesi neydi? Beğeniyi kaldırdı. En azından aşağılık kompleksini hafifletmek için. Kimin kaç beğenildiğini artık göremiyorsun. Şimdi ikincisi geliyor. Fazla baktın. Yapay zeka diyor ki mesela diyelim ben sürekli spor yapmış erkeklere bakmaya başladım. Niye göbekli bir adamım? Bir süre sonra yapay zeka diyor ki bu göbekli ve sürekli spor yapan erkeklere bakıyor. Bunda aşağılık kompleksi oluşacak. Çünkü aşağılık kompleksi oluştuğunda ben öfkeli olacağım. Evde arkadaşıma şuna buna eşime sataşmaya başlayacağım. Mutsuz bir insan olacağım. Aman ha diyecek yapay zeka. Bir süre sonra bana öğlelerini ya göstermemeye başlıyor ya da diyor ki sen yeter baktın 24 saat süreyi doldur. Şimdi bu şu anda tartışılıyor. Bu sene sonunda devreye girecek ikisinden biri. Niye? Çünkü herkes farkında. Çok güzel bir kitle. Müthiş müşteri. Ne versen alıyor. Her şeyi satabiliyorsun bu insanlara. Dummy customer. Yani dummy nasıl içi boşaltılmış, aptal müşteri. Bir milyarlarca aptal müşteri var dünyada. Şimdi bu adamlarda bir problem. Satabiliyoruz. Oh, paralar çok güzel, harika. İyi de aşağılık kompleksi öyle bir yayıldı ki insanlar kendini yetersiz, aptal, eksik, beceriksiz, kötü, çirkin hissettikçe satın alması düştü. Para harcamıyor. Ha, ulan dedi ben müşteriyi bozuyorum dedi bu sefer. Şimdi onu kurtar. İyi niyetli olduklarından değil. Yine müşteriyi toparlamaya çalıştıklarından. Yeni bir şey. O alanı bu tekrar da, daha kullanılabilir hale bu getirmek. Bu da ikinci zarar. Üçüncü zarar. Ki bu bizim açımızdan çok önemli, normalleştirme hatası denilen bir hata var. Kanıksatma. Yani merhamet yorgunluğu diye bir şey vardır. Merhamet yorgunluğu bireyde de yaşanır, toplumda da yaşanır. Sürekli aynı acıları görürsen merhamet ede. Artık önemsememeye başlarsın. Artık çocuk ölüsüne bile tepki vermemeye başlarsın. İki şeyi çok kolay öğrenir insan. Bu kişi de böyledir, halk da böyledir. Hayatta kalma güdümüz vardır. Hayatta kalmak için mutlaka nasırlandırırız kendimizi. Bu fiziken de böyledir, ruhun da böyledir. Sürekli aynı işi yaparsan elinle böyle vur. Bir süre sonra vücudun diyor ki, bir dakika diyor, bu elini hep böyle yapacak diyor. Bu rahat durmayacak. O zaman diyor ben burayı kalınlaştıracağım diyor. İşte ona nasır tutma deniyor. Burası kalınlaştırıyor. Neden öyle bir derdi var? İyi ki öyle yapıyor. Kuru. Hayatta kalmak için, kendini korumak için. Bu psikolojide de böyle. Bir adama sen 1000 kere çocuk ölüsü gösterirsen bir süre sonra diyor ki buna bir üzüldü, 2, 3, 4, 5 üzül. Öleceğim mi sonunda? Hayır. Hop üzülmemeye başlıyorsun artık. Ne oldu? Kanıksattı. Normalleştirdi. Çocukların ölmesi, insanların tecavüze uğraması, işgal edilmesi, orada birinin aç kalmış olması, burada birinin mahvoluyor olması, merhamet yorgunluğu ve nasırlanmış ruhlar. Niye? En başta daha medeniyetin en başında, hani dönüp baktığın zaman İmam Gazali Hazretleri'ne, bakma diyor ya, bir sürü şeye bakma diyor. Bakma, kötü şeylere bakma. Duyma, bakma. Niye? Kendi ruhunun insanlığını korumak için en başta. Yani ruhunun içindeki insanı koruyabilmek adına en başta gözünü kulağını koruman gerekiyordu. Bazı şeylere baktırmıyorlardı. Hatta anne tepkisi vardır. Dünyanın bütün anneleri hiç eğitim almasa bile iki hareketi yaparlar. Anne bitkisel hayatta değilse ve akıl hastası değilse iki hareketi otomatik yapar. Eğitim almasına gerek yok. Nedir otomatik. O? Bir, yavrusunun canı yandığında elini canının yana koyar. Bütün anneler bunu yapar. Oksitosin. Burası ağrıyorsa anne hemen elini oraya. Bak baba öyle yapmaz. Babanın öyle bir refleksi yoktur. Erkekte öyle bir refleks oluşmaz. Niye? Çünkü erkekte testosteron var. Ama annede östrojen var. Annelik, kadınlık çok başka bir şey. Yavrusunun evladının canı yandığında tak eli oraya gider. Neresiyse. Bu hemen elini anne oraya koyar. Bu bir... Kesinlikle bunu yapar. Ve bu çok acayip bir şeydir yani. Hani orada o kadar büyük bir tedavi vardır ki. İki,
kötü bir şey olduğunda anne çocuğunun gözünü kapatır. Telefonla konuşurken bile. Bakma çocuğa. Hemen çocuğunu kapatır. Bak, kafasını çevirir. Evet, şöyle. Gözünü kapatır. Niye? Doğal olarak içinden gelerek biliyor ki o çocuk o kötü şeyi gördüğünde o gördüğü kötü şeyle birlikte benzer büyük zararı onda iz kalacak. Bu da başka bir zararı. Kanıksatma, normalleştirme. Son zarar kötülük sıçrayıcıdır. Yayılır. Çok hızlı yayılır. Buna yüksek entropi deniyor. Yani hiç dokunma, bir bardağa bir damla mürekkep damlat, hiç dokunma. Çekil kenara, bir süre bekle, bir an gelecektir. Mürekkep milimetrik mikron seviyesinde, molekül düzeyinde suya eşit olarak dağılacaktır. Ama bu bir sene, bir hafta bilmem ne. Buna demlenme deniyor işte. Buna hayatın entropisi, her şey yayılma arzusu içindedir. Hayattaki her şey, duygular, fikirler, haller, nesneler, katı cisimler, doğal olarak Allah'tan gelen bir kural gereği hayatta bir entropi vardır. Yayılma ve karışma eğilimi var. Her şey, şu sehpa bile, biz bile yayılma ve karışma eğilimindeyiz. Ama yapamıyoruz yapımız itibariyle. Fikirler de böyledir. Şimdi buradan böyle yayılır. Bazı şeylerin entropisi, yani yayılma isteği çok yüksektir. Özellikle de haramların. Haramlar ve kötülerin yayılma isteği çok hızlıdır. Ve böyle kılcal damarlara kadar anında işler ve seni hemen ele geçirir. Şimdi ne yapıyor biliyor musun sosyal medya? Kötülüğü o kadar hızlı yayıyor ki ve merak ettiriyor sana. Bu normal medya da yapardı bunu. Yani hep sosyal medyayı falan kötülüyoruz da. Kusura bakma bu ülkenin ana akım medyalarında biz neler gördük? Tabii sabah kadın programlarında çok mutlu eşler, aileler gösterse adam işe gidiyor, işten eve geliyor, yemek yiyor. Akşam beraber Kur'an okuyup yatıyorlar. Kimse millet bunu izlemez. Niye izleyecek ya? Kimse izlemez. Bize rezalet lazım yani. Tabii. Bize sıkıntı lazım. Bize öyle kötü şeyler göster ki biz onu izlediğimizde şey diyelim. Allah'a şükür millete ne olmuş ya? Biz yine iyiyiz diyelim. Müthiş ve tespit. Kendimizi iyi hissedelim ya. Müthiş tespit. Pazarlamada bunun adı ne? Evet. Hatta bunu şöyle savunurlar pazarlama bilgisinde hoca ders anlatırken. Diyor ki ne var canım diyor. Mesela diyor insanları özellikle şımarıkları kendilerine gelsin diye hastanenin acillerine götürmüyor musunuz diyor. Bak ne hastalar var. Sen de böyle olabilirdin. Bu eğitim için yapılır hakikaten. Televizyonda diyor kötüleri de göstermek o işe yarıyor işte diye anlatılıyor. Çünkü aslında şunu tatmin ediyoruz. Seyirciyle olan ilişkide seyirciye bazen seyircinin ne kadar akıllı olduğunu hissettirirsin. Orada bir tatminlik oluşur. Yani yarışma programlarında en basit sorulara bile cevap veremeyen adamları göstermek... Görürsün ve kendini akıllı hissedersin. Bir başkasının acısının üzerinden teselli devşirmek de nasıl... O kelimeyi söylemek istemiyorum. Çok insani bir teselli olma biçimi değildir. Yani bu kadar diyelim. Bak onun çocuğu böyle dünyaya gelmiş. Bak onun karısı nasıl çıkmış. Bak onun kocası böyle böyle yaparak iyi ya şükürler olsun. Bizimkiler iyi demek bu Müslüman reaksiyonu, bu bir Müslüman refleksi değildir. Faydası da yok. Yani sıhhatte, maddi durumda kendinden aşağıdakilere bakarak teselli bul demez İslam. Faydası da yok. İslam der ki bak böyleleri de var. Onlar da Allah'ın kulları. Kardeşlerine dua et, sen de şikayet etme. Teselli bul değil. Kendine konforlu bir alan yarat. Nasıl? Böyle teselli mi olurmuş? Ben alacağım çocuğumu, gideceğim, din kardeşlerim hastanelerde sürünüyor olacak. Kimi kanser, kimi Covid'den ölecek. Bak çocuğum, bak bu insanlara bak bak görüyor musun? Ne haldeler? Ya biz ne kadar iyiyiz. Hadi gel. Ne olacak onun acısı? Biz onun acısından almamız gereken avantajlı kısmı alıp evimize gidip insan rahat içinde uyuyup kendimizi Müslüman olarak tanımlamaya devam mı edeceğiz? Hani komşusu açken tok yatan Müslüman değildi? Hani acımızı acımız bilecektik, kardeştik? Hani bir bedenin azaları gibiydik Müslümanlar olarak? Sol parmağımızın acısını görerek yüzük parmağımızı teselli mi edeceğiz? Anlatabiliyor muyum ya, demek istediğimi? İşte onu söylüyordum. Hani kendimizden alttakilere bakarak, daha zayıflara bakarak onlara da şükredip, yardım edip kendimiz de kendi halimize şükredeceğiz. Ama teselli bulup kendi konforumuza konfor katmayacağız. Bu ikisi arasında uçurum var yani. Zaten işte buradan para kazanıyorsun ama medyada. Ve bunu sosyal medya yapmıyor. Bu 2022 yılında icat olmadı. Yani ben 1990'larda izlediğim televizyonlar şimdikinden çok mu daha iyiydi? 90'larda izlediğimde. Yani 90'larda daha kötüydeydik. Ben sana söyleyeyim. 90'larda bu ülkenin 3 tane televizyon kanalında gece 12'den sonra yayın vardı. Kırmızı Nokta yayını vardı.
Şimdi yok o. Ya da 90'larda bu ülkede televizyonlardaki hani bu ne kardeşim böyle insanları televizyonlara çıkartıyorsun dediğin iki tane örneğin 22 tanesi vardı televizyonlarda. Evet. Baş tacıydı, sanat güneşiydi bilmem neydi falandı filandı. Aşağı inmiyorlardı televizyondan. İşte dolayısıyla medya hep böyleydi zaten. Fakat bir hile dönüyordu. Ben sana söyleyeyim. Mesela bunu hep yapıyoruz şu anda da. Bu hileyi yapıyoruz. Bu reyting sana yaptırıyor bunu. Bekir abi ben gençken 20'li yaşlarımdayken şimdi 48'im. 20'li yaşlarımdayken gazetelerin bazıları çıplak kadın fotoğrafı basardı arka sayfasında. Bazıları İslami hassasiyeti olduğu için basamazdı. Basanlar çok tiraj yapardı, basamayanlar tiraj yapamazdı. Bunu sen bile deneyimlemedin mi abi? Bir haber başlığında tıklama arasında bahsediyordun evet, ya. Evet. Rus güzeller neydi o abi? Galata Kulesi'nde poz veren Rus güzeller yürek hoplattı diye haber yaptık. Yok öyle bir şey tabii. Halbuki altta Suriyeli mültecilerle alakalı dikkat çekilmesi gereken bir haber var. Ama kimse haberi okumadığı için, çünkü öyle bir başlık atsa kimse okumayacağı için, Eremler bunu şu şekilde test ettiler. Dediler ki Galata Kulesi'ni gören Rus güzeller yürek hoplattı. Anında kaç katı tıkalmıştı? Milyonlarca okundu. Şimdi bak. Allah ıslah etsin. Bunun klasik hilesi neydi biliyor musun medyada? Şimdi bir gazete basıyor çıplak kadın, bir gazete basamıyor. Niye? İslami hassasiyeti var. Bu İslami hassasiyeti olan buna bakıyor diyor ki ulan bu ne reyting aldı? Benim de yapmam lazım, benim de yapmam lazım. Yapamam nasıl basacak? Aynı kadını bastı o da. Fakat bu basarken ne yazıyordu biliyor musun? Olga Türk erkekleri çok yakışıklı dedi falan. Yalan. Tamam mı? Torbayla bikinili kadın fotoğrafı satın almışlar Almanya'dan. Her gün birini basıyor. Amcalar vardı gazetelerde oturup yazarlardı. Lüp var, ışıklı masa. Diya'ya bakıyor. Bu kırmızı bikinili Hollandalı yaz. Türk erkekleri çok yakışıklı. Bas gitsin. Buydu haberi. Bu bizim İslamcı ne yaptı biliyor musun? Aynı fotoğrafı bastı. Üstüne de yazdı ki bu ne rezalet. Ama fotoğraf orada. Ama fotoğraf orada. Milletin geldiği noktaya bak. Şimdi niye? Çünkü iş orada dönüyordu. Yoksa tiraj yok. Allah bizi bunlardan koru. İşte bu ne rezalet. İşte bu fotoğraflarla diyor ki yazmış oraya bakın bakın bunlarla ahlakımızı bozuyorlar. Mübarek aynı fotoğrafı basmışsın işte. Eylem olarak aslında değişen hiçbir yok yani realitede. Bu gazetenin bu tavrıyla benim sosyal olarak tavrımda da çok büyük fark yok. Niye biliyor musun? Şimdi şikayet ediyorum ben. Diyor ki gençlere neler izlettiriyorlar. Böyle şey mi olur? Tamam mı? Eline de telefonu almış. Böyle şey Allah'ı bak seviyorsan. Ya. Şuna bak. Bak. Hele şuna bak. Bak hele hele buna bak. Hele bir tane var bu en kötüsü bu, bak. Buna bak. Buna Kusura bak. Bakma. Ama abi. Ama hepsine tıkladık biz bu esnada. Hepsine baktın abi. Yani tamam mı? Şimdi bu tutarsızlık değil. Bu insanlık. Bu eleştirilecek bir şey değil. Bu şey gibi. Abi aslında var ya yoğurdu evde yapmak lazım. Kesinlikle. Sütü çiğ alacaksın. Evde yapacaksın. Marketten aldığından ne olduğu belli değil ya deyip gidip marketten yoğurdu alıp yersin. Aynen öyle. Abi bir yarım saat konuştuk yoğurdu evde yapmamız gerektiğine dair. Çiğ süt, onun yararı, şudur budur nereye konuştuk? Gene gittin marketten aldın. Hı hı. Çünkü bak ne deniyor buna? Ağzından çıkanla elinin yaptığının arasındaki fark. Eylem söylem çelişkisi. Makul sen mütenasip der eskiler ona ters orantılı. Ne oldu? Burada makas açılırsa problem olur. Yani bir toplumun ağzından çıkanla öbür tarafta elinin yaptığında makas açıldı mı problemdir. Ana mesele bu makası mümkün olduğu kadar kapatmaya çalışmaktır. Bu makası kapattıkça işler düzeli girer. İki büyük tehlikeden bahsediyor. Yayının başında Beyazıt Bistami'yi andık ya. O zaman onun iki bahsettiği iki büyük tehlikeden. Diyor ki biri izaha muhtaç boşluk, biri de eylem söylem çelişkisi. Hmm. İzaha muhtaç boşluk için diyor ki çok güzel tarif. Diyor ki yalan diyor, yalanın anası diyor şeytandır. Yalanı şeytan doğurur diyor. Ve diyor bundan diyor kurtulmak imkansızdır. Niye? Çünkü Allah diyor kıyamete kadar mühlet vermiş. Sen kimsin bir tane insan ömrünle Allah Teala'nın kıyamete kadar mühlet verdiği şeytanı ortadan kaldıracaksın. Peki ikincisi diyor ki yalan diyor şeytanın. Yani şeytan yalanın anasıdır ama babası da diyor izaha muhtaç boşluktur. Eğer bir yerde izaha muhtaç boşluk varsa şeytan mutlaka bir yalana gebe kalıyor demektir. Şeytan doğurduğu yalanı
Ya yani bir şeytan bir yalan doğuruyorsa, bir kötülük doğuruyorsa ona diyor izah muhtaç boşlukta hamile kalmıştır diyor. Şeytan diyor yalanın anası, anasını öldüremezsiniz o kıyamete kadar mühletli ama babasını öldürebilirsiniz diyor. Babasına izah muhtaç boşlukları kapat. Toplumda mesuliyeti, işi gücü bu olan insanlar vardır. Sadece bunu kovalar. Evet. O yüzden bir erkek uzun süre şehir dışındaysa, gece diyor evinize geldiğinizde eve haber veremiyorsan dışarıda konakla diyor. Bir yerde yat, sabah gündüz gözüyle kendi evin dahi olsa eve gel, izaha muhtaç boşluk bırakma. Nasıl? Çünkü komşulardan bunu takip eden var. Evet. Vallahi ben kimsenin günahını almak istemem ama gece Ayşe'nin evine bir adam girdi, ben gördüm. Bitti. Buna kapıyı açma diyor yani. Buna kapı açma. Evet. İzaha muhtaç boşluğu ortadan kaldırmak önemli. Bir de ne lazım? Eylem söylem çelişkisinde makası kapatmak. Şimdi sana çok acı bir şey söyleyeceğim. Çok acı. Dünyada izaha muhtaç boşlukları ortadan kaldırma sorumluluğu kimlerde? Bir numaralı sorumlu erkekler. Babalar. Kocalar ve babalar. Bir numara. İşleri bu. İki numaralı sorumlu alimler. Üç numaralı sorumlu daha üstte arifler, özür dilerim, münevverler ve en üstte arifler. Bunlar toplumda işleri bu. İzaha muhtaç boşluk bırakmak. Ben sana çok net söylüyorum. Bu temel sosyolojide de böyle. Çekirdek ki Allah bu çekirdek aileyi kim icat ettiyse, lanet tövbe estağfurullah. Ama çok kötü bir şey bu çekirdek aile abi ya. Çok kötü. Çünkü bir çocuk var, bak Bekir abi düşünsene. Dur konudan konuya atladım ama. Anlat abi. Çok çok zoruma gidiyor. Bir çocuk var bir ailede. Sende bir çocuk var. Oğlan. Bende de bir kız var. Biz bunları evlendirdik. Senin oğlan bir çocuktu. Benim kız da bir çocuk. Bunlar evlendiler. Şimdi bunların çocuğu oldu. O çocuğun halası yok. Amcası yok. Dayısı yok. Teyzesi yok. Patlattın aileyi. Aile maile kalmadı. Niye? Çünkü herkesin bir çocuğu var. Herkesin bir çocuğu var. Ve mahvettik ortamı. Ama bakabileceğin kadar büyüt. Sen kimsin Allah'ın kulundan söz ederken bakmak, etmek, büyütmekten bahsediyorsun? Sen bunu ne ara öğrendin, kimden öğrendin? Allah kendine kul yaratıyor. Sen de o kulla ilgili, Allah'ın kuluyla ilgili hesap yapıyorsun Allah adına. Peki gözetmek gerekmiyor mu abi? Yani gözeteceğim bir anlamda tabii. Da yani... Kim yani dedi gözetmek tamam, o zaman her birimiz 50'şer tane çocuk yapalım. Bu mu yani? Yapamazsın zaten 50 tane. Maksimum yani mesela 13. Diyorum yani. Allah. Sırası var. Tamam mı? Tamam, ama şöyle. Ama yani bir anlamda da bir şey gözetmek gerekmiyor. Tamam da. Tamam, ben çekirdek aile tek çocuk aman dünyanın kaynakları sınırlı. Tabii ki bunu savunmam söz konusu değil ama. Ama yani tek de olmaz. Hurra öyle de değil. Bak yani. Neden? Problem ne biliyor musun? Hemen hesap yapalım. Yapalım. Bir ülkenin 4 nüfusu var. İki kadın, iki erkek. Bunları evlendirdik. O ülkede iki aile var. Bu bir ülke elimizde. Tamam. İki aile, 4 nüfus. Tamam. Birer tane çocuklar oldu. Bir nesil sonra o ülkenin nüfusu yarı yarıya düştü. 2 oldu ya. İkişer tane çocuklar oldu. Ülkenin nüfusu hala aynı. Aynı kaldı. Bir kişi ölse ülke batıyor. 3 çocuk olunca. En az 3 çocuk olunca kültürel devamlılık sağlanıyor. Artı 1. Matematik. Bu kadar basit. Matematik. Boşuna konulmamış bu kural. Sosyoloji bu. Bitecek. Ya bu ülkede bak... Sonra kızdınca diyorlar ki bu çok sert konuşuyorsun yapıyor bana. Ama bak olay şu, bu ülkede yıllarca aile planlaması diye dolaştılar. Tabii, şu tabii. Anda bu ülkenin nüfusu en az 110-120 milyondu, 85 milyonda takılıp kaldık. Neyse başa dönüyorum. Aile içinde ana fikir her seferinde babalardan kaynaklanan izaha muhtaç boşlukların kapanmadığı sorunlar yaşanıyor. Sonra sen bu sorunla nasıl tanımlıyorsun bana? Z kuşağı. Ya bırak Allah'ını seviyorsan ya. Bir de zaten şeyi de kafam almıyor. O Z kuşağında. Ben hayatımda bu kuşak kadar kendine konulan bir ismi... Evet ya ben ondanım. Ne diyorsun bana Z kuşağı? Tamam kabul ettim. Aldım kabul ettim diyen başka da bir kuşak görmedim. Kabul ediyor musunuz çocuklar? Hayır. Böyle bir şey yok ya. Onlar burada değiller abi. Onlar. Abi Z kuşağı ne ya? Pazarlamada var, yıllardır vardı. Bundan sonra da olacak. Yaş aralığı, bu yaş aralığında şu cipsi satarsın, bu meşrubatı satarsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Buna hesap yapılır. Buzdolabı müşterisi değildir 16 yaşında evet, çocuk. Evet. Tamam, hikaye bundan ibarettir. Ya yani. Covid başladı, insanların karantinaya alındığı hastanede duyulmaya başladı. İzledik, benim oğlumun sorduğu ilk soru, baba
hastanelerin COVID servisi, karantina servisinde Wi-Fi var mı oldu ya? Yani orada bağlantı varsa tamam, sıkıntı yok tamam diye. Tamam işte yani hayata bağlanmak. Bir de bir şey söyleyeyim. Bu şey gibi yani. Bunu kendi üzerinize alınmayın. Bu kültürel bir şey değil. Çocuk bezi reklamı yaparken çocukları hesaba katmazsın, bebekleri. Olur mu canım öyle şey? Bebek bezini bebekler kullanıyor. İyi de bebekler satın almıyor bunu. Anası satın alıyor. Annesi satın aldığı senin için. Senin anneyi ikna etmen anneye lazım. Anneye re yaparsın reklamı, tamam mı? Dolayısıyla kuşak orada hesaplanır. Bunlar içindir böyle bir şey yani bu. Hakikaten bebek bezini çocukların anlayacağı şekilde reklama dönüştürsen ne komik oluyor. Satmaz bak ki. Bak bu bebek bezini. Satmaz yani. Hedef tüketiciyle farklı şeydir. Tüketeceğin, yani tüketenle satın alan başkalarıdır. Aynen, dünya evet. Bunun bir üzerine kurulmuş. Bir su iç, kurban olayım bu su iç. Yeter, hayat böyle bir süreyi, şey değil. Süreyi verimli kullanmaya çalışıyor, süreyi. Ya gerçekten öyle. Şimdi bakın, hakikaten o reklam piyasası dedin ya, biz ne yazık ki burada bir alandan sonra insanların gizliyi araştırma dürtüsünü de aslında harekete geçiriyoruz. Ben bunu şöyle test etmiştim bir vakit. Arkamda çalışma masam, bilgisayarım falan. Word dokümanında açtım ve oraya bir şey yazdım. Onu da küçülttüm. Sonra şuradan fotoğrafı çektim. Arkada ekranda görünüyor. Ekranda bir şeyin yazdığı belli belirsiz belli. Zoom yapmayınca okunmuyor. Ve oraya bir şey yazdım ben. Çünkü biliyorum ki zoomlayacaklar. Yani güzel. O fotoğrafı koyduğumda zoomlayıp bakacaklar. Ne yazdım biliyor musunuz? Yapmayın, yapmayın. Çok ayıp. İnsanların gizlisini araştırmayın yazdım. Ve bunu Twitter'a attığımda, altında hep şey yazdılar. Bekir abi özür dileriz falan. Abi binlerce böyle mesaj geldi. Bu çok iyiymiş. Ben bunu nasıl görmedim? Şimdi bu çok iyi. İnsanların o merak duygusunu dürtmen gerekiyor. Ve bunu bazen reyting için, bazen reklam için yapıyoruz. Şöyle düşünelim. Mesela şu an dini programlar yapanlar, belli isimler var Türkiye'de. Bunlar çıksa şey deseler. Selamünaleyküm kıymetli izleyenler. Bu akşam size abdestin farzlarından bahsedeceğim. El, yüz, baş, ayak. El başlığıyla başlayalım dese inanın izlenmez. Ya da çok izlenir. Şimdi sizin buna reyting katmanız için şöyle bir giriş yapmanız lazım. Merhaba. Oruç tutarak ve namaz kılarak cennete gideceğinizi zannediyorsunuz değil mi? Öyle bir şey yok dostum. Dediğin anda insanlar zın kalıyor. Diyor ki dur bir saniye dur ya. Ne diyor lan aç bakayım sesini diyor. Gizem katıyorsun. Aslında anlattığın şeyi bir anlamda pazarlıyorsun. Merve Gülcemal kulakları çınlasın. Geçen dedi ki biz anlatacağımız şeye talebin olup olmamasına bakmadan arz ediyoruz ve insanlar, özellikle gençlerimiz din yorgunu dedi. Çok güzelmiş. Herkes anlatıyor dedi. Herkes anlatıyor. Yakalıyor namazını kıldım, orucunu tuttum, zekatını bilmem ne, başörtüm bölümü ne zaman kapanacak, tesettürü. Çocuklar şey dedi artık yeter. Yeter. Evet. Şey diyor ya çocuklar, bir salın beni daha diyor ya. Haklılar salın bizi ama. Gidelim ağam diyor yani. Haklılar ama. Yani bak şimdi sonradan bakıyorsun asıl saadette bir bedevi geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Diyor ki senin de Allah'ın peygamber olduğu söyleniyor. Doğru mu diyor? Evet diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Benim diyor senin dinine girmem için ne yapmam gerekir diyor. Şehadet getirmen gerekir buyuruyor. Bak birebir diyalog böyle geçiyor. Evet. Ve bekliyor Allah Resulü Aleyhisselam. Adam diyor ki başka. Diyor ki namaz kılman gerekir. Tamam. Başka. Oruç tutman gerekir diyor. Başka. İşte senin muayyen bir miktarını zekat vermen lazım. Başka. Her defasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhatabının başka diye talepte bulunmasını bekliyor. Arzını ondan sonra yapıyor. Şimdi biri gelse bize dese bak hacı şehadet getireceksin, namazı var, zekatı var. Ard arda o kadar çok şeyi aynı burada anda... Burada İhya-i Ulumiddin, adam der ki abi memnun oldum tanıştığımıza der ve devam eder. Biz talebin olup olmamasını gözetmeksizin arz ediyoruz. Ve sosyal medyada zaten bunu istiyor. Diyor ki ver bana, give me more, daha fazla ver. Tabii. Anlat, fahş et, göster. Sabah namazında kalktığın zaman şöyle Kur'an'ın ucunu göster. Allah'ım yeni bir güne eriştik hamdolsun de. At onu. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Cuma günleri hasır fotoğrafı. Yine bir eriştik Allah aşkına. Yağmur teheccüde kadar hiç durmadı. Ya bırak bu işleri. Ama ne yazık ki böyle. Sosyal medya böyle. Geçen 2021 yılı... Yağmur teheccüde kadar hiç durmadı. Tabii öyle diyor. Abi gece diyor teheccüde kalktım. Acayip yağmur diyor.
Neyi öğrendik biz? Değdi. Yağmur abi diyor, iki cüz Kur'an okuyayım dedim diyor. Acaba sakinleşir mi? Sabah namazına kadar devam etti diyor. Bak. Bir an bile kesilmedi diyor. Acaba camiye gideyim mi gitmeyeyim mi, ıslanır mıyım diye tereddüt ettim diyor. Evet. Normalde çünkü ben hep giderim. Cemaatle tabii. Ey dostum senin deyim var. İyi de biz senin bütün gece ibadetinin çetelesini döktün yani şimdi. Tamam farz ibadette. Farzın rüyası olmaz rüyası dedik de olmaz da, nafilenin olur. Gece yaptığın o kişisel performansını da yani lütfen paylaşma Instagram'da yani. Tamam. Ne anlatıyordum? Bunu bir yere bağlayacaktım. Bilmiyorum. Yani. Tamam unuttum. Çok güzel. Sen anlat bir şey programı kurtaralım. Burada yok. İki kişinin aynı anda susması iyi bir şey değil. İlahi söyleyeyim mi? Evet. Şimdi benim açımdan bu bütün bu dönen hikayenin içinde diyorum ki gençlerin haklı olduğu ve çok haklı olduğu yerler var. Yani. Abi haklılar. Niye biliyor musun? Ya genç kendini haklılar gerçekleştirecek ya. Bırak Allah'ını seviyorsan ya. Zaten genç dediğin şeyin motoru bu, anladın mı? Dinamiği bu. Arayışta olmak. Ne güzel. Bu çok sağlıklı. Kaygılı olmak. Diyor ki gençler gelecekten kaygılıymış. Ne güzel. Ulan gelecekten kaygılı olmayan genç zaten iş yapmaz yani. Tamam mı? Kaygı ki ben ne olacağım? Ben ne iş yapacağım? Ben bir şey yapabilecek miyim? Bir işe yarayabilecek miyim? Bunlar ne kadar güzel şeyler. Genç dediğin şey kaygılıdır. Genç dediğin arayıştadır. Derttedir. İsyan eder. Kendini gerçekleştirmeye çalışır. Kendini arıyordur. Kim olduğunu arıyordur. Sana bana düşen burada onların arayışında önünü açmak. Ya şimdi zaten adamın kafası karışmış. Amerika, Kanada, eğitim imkanları falan bilmem ne. Yani mütemadiyen bu genci karşına alıp bizim zamanımızda yiyecek ekmek bulamıyorduk. Ekmek, pet şişeleri ayağımıza ayakkabı yapıyorduk. Ya tamam çok güzel. Elhamdülillah şimdi bunu yapmıyoruz ama o zaman da bu zaman değil şu an. O zamanın dinamikleri değişti. Hadi gel o zaman daha reel bir zeminde, daha rasyonel argümanlarla konuşalım. Bizim halimiz, durumumuz ne olacak? Bir de bu söylediğiniz sonu yok. Yani bir zamanlarda avcı toplayıcıydık yani. Ne tamam yapalım? Homo sapiens'tik şimdi evet. Ayağa kalktık yaşasın hadi halaya duralım falan. Sonu yok yani anladın evet. Mı? Olmuş şeyi anlamak lazım. Sınıflar, toplumların sınıfları yükselirler. Evet. Toplumlar sınıflar yükseldiğinde değişim yaşarlar. Değişim yaşadıkça her yaşanan değişimde yeni haklar kazanılır ve kazanılan haklar artık topluma yazılır normali olarak. Hı hı. Sen şu anda topluma yaz, mesela elektrik gelmiş tamam mı? Bu toplumun normali olarak yazılmış mı? Yazılmış. Bana dönüp dönüp kandil anlatırsan problem çıkar. Evet. Olmaz. Bu elektrik geldi, buraya da yerleşti, bu kazanıldı bu hak ve bu işi bu zamanın normali oldu mu? Oldu. Bak ben o senin baba kandil yaktığın dönemden buraya gelindi. Şimdi mesele şu, bunu kaybedersem ne olduğunu anlarım, ne kadar önemli olduğunu anlarım. Eyvallah kabul ama benim dönüp şimdi ben kendimi hatırlamıyorum yani. İşte mumlu dönem falan. Benim çocukluğumda da elektrik bizde vardı. Bizde çok elektrik kesilirdi. Ben çok öyle vakit geçirdim yani gaz lambası böyle. Tamam kesiliyordu benim çocukluğumda da ama hani elektrik vardı. Siz çocukluğunuzda neredeydiniz? İsa Aleyhisselam yeni ölmüştü. Ya öyle değil ya. Yani neredeydin çocukluğunda? Ölmedi İsa Aleyhisselam derler şimdi. İstanbul'da mı? İstanbul'da. İstanbul'da. Ha, biz Adana'daydık ve çok kesiliyordu yani. Almanya'dan gelmiştik biz de. Çikolata getiriyor muydunuz o klavyeci evet olanlara? Ya, evet çok ya. Güzeldi. Benim dayım var daha. Herkesin bir dayısı vardır Almanya'da. Abi hiç unutmam bak. Yoksa çok acayip. Çocuklar çok garibine gidecektir şimdi. Almanya'dan bir kasa böyle kutuların içerisinde gazlı içecek getirmiştik. Adını telaffuz etmeyeyim. Tamam. Bu bizim için de rutindi yani. Kasa kasa alınırdı onlardan. Adana'ya geldik. İzin ben bir tanesini aldım böyle. Çıst, açtım. İçiyorum. Mahallenin çocukları, benim yani akranlarım, aynı yaşta hepsi bekliyor. Bir tanesi diyor ki bana içerken, biterse kutu benim ha diyor. Öteki diyor ki, tamam, ben bir saattir bekliyorum diyor. O kutuyu ben alacağım, yıkayacağım onu diyor. Fark ettim ki kutuyu bekliyor. Ve o zaman bunu zihnimde bir yere oturtamamıştım. Kutuyu ne yapacaklar ki diye. Hani zaten çöpler bununla dolu. Evet ama Almanya'da dolu, Türkiye'de değil. O kültürel farklılıklar sosyal medya vesilesiyle fahiş oldu artık. Tabii bitti. De o gün şeye de aynısını söyledim İsmail abiye. Yani benim anneciğim kendini Beverly Hills'te yaşayan başka bir anneyle kıyaslayamıyordu. Instagram yoktu, bir şey yoktu. Ama şimdi çocuk otobüse bindiğinde
kendi salt gerçekliğine nispeten onun gibi KPSS'de puan alması söz konusu bile olamayacak insanların ne kadar müreffeh, ne kadar zengin hayatlar yaşadıklarını görüyorlar. İsim vermeyeyim, onlar kimden kastettiğimi biliyor. Her gün yeni bir tekne, her gün yeni bir ayakkabı, evet. Elinde çanta, arkada markalar, nişan taşı falan bilmem ne. Çocuk şöyle bakıyor, diyor ki iş mi be? Diyor, adalet bunun neresinde diyor ya. Çocuk soruyor bunu. Ve biz buna yavrum bizim yiyecek ekmeğimiz yoktu diyerek bir çocuğu tatmin edemeyiz. Normalde de ne bekliyordun sen? Onlar onu görünce hırslanacak, çalışmaya yönelecek. Ya yok abi, şevki kırılıyor. Tam tersi oluyor değil mi? En yukarıyı gösterdiğini şevki kırılır. Yani şöyle, arkadaşım ben de madde bağımlısıydım. Bir haftadır temizim. Bir haftadır temizim ve artık o maddeye yaklaşmıyorum. Bugün de bir vakit namaz kıldım elhamdülillah demek daha ulaşılabilirdir. Bu adama sarık, cübbe, işte tarikat, nefsin mertebeleri ulaşılabilir küçük hedeflerle götürmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? En yukarıyı vermek, en yukarıdaki örneği vermek bazen alttakinin harekete geçme şevkini kırıyor. Adım adım değil midir eğitim abi? Doğru mu? Tabii, biz hangi çocuğumuzun önüne direkt şeyi koyarız, ansiklopediyi koyarız? Harf harf başlarız. Kelime kelime başlarız. Aynen öyle. Cümlelere dönüştürürüz. Ufak ufak doz doz veririz. Dolayısıyla özellikle din anlatırken de muhatabımızın durumu çok önemlidir ne anlatacağımız konusunda. Yani hangi seviyede? Ben Almanca öğretmeniyim. Pedagojik formasyon eğitimi aldım. Bir çocuğa Almanca öğreteceksek önce onun Almanca'yla olan mesafesini ölçmemiz gerektiğini biliriz. Ne biliyor? Birkaç kelime mi biliyor? Cümle düzeyinde mi Almancası var? Almancayı daha önceden bilmiş, unutmuş, yeniden mi hatırlatacağız? Bütün bunlar önemli. Din anlatırken de bu böyledir. Aşama aşama, hangi seviyede, kime ne anlatıyorum? Bunu doğru tespit etmemiz gerekiyor. Din yorgunu çocuklarımız derken de bunu kastediyordum zaten. Ama tabii uygulanmayan bilgi yoğunluğu olduğu için bombardımana maruz kalmış gibi oluyor. Evet. Halbuki parça parça alıp her aldığında hayata geçirse insan, ama bu sadece dinde değil, normal hayatta da. Bir şey öğrendin, o öğrendiğin şeyi artık uyguluyorsun, hayatına geçiyorsun. Parça parça ayet-i kerimelerin nüzulü de öyledir, tedricendir yani. Yavaş yavaş, alkolün bile hani yasaklanması bile tedricendir. Evet. Dolayısıyla biz yavaş yavaş yapacağız bunu, sabırla yapacağız. Ve belli bir formasyonla yapmak zorundayız bunu. Yoksa yani hiç namazla alakası olmaz. Taharetin ne olduğunu bilmeyen bir adama ben tutup bu sefer şeyleri anlatsam, nefsin mertebelerinden bahsetsem, gökyüzünde uçan evliyaların kısalarını anlatsam. Evet güzel, bu da lazım. Ama adam abdest almayı bilmiyor, adam gusletmeyi bilmiyor. Evet, pardon yani. Bir başlangıcından başlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynen böyle yapmıştır. İşte burada bu normal hayatta da anne babalar aynı şeyde çocukları ilk yoranlar onlar oluyor. Zannediyorlar ki nasihat etkili bir şey. Değil. Haldir etkili olan. Evet. Hal. İnsanın iki dili vardır. Biri çok yalancıdır. Dil söz. Birinci söz dili, ikinci de hal dili. Eğer ben çocuğun karşısında kitap okuduysam çocuk da kitap okuyacak. O çocukla birlikte namaz kıldıysam o da kılacak. Evet. O çocukla birlikte şey örneği güzel örnek yani. Güya çocuğunu dürüst, çok dürüst yetiştirdim diyor. Fakat telefonla tabii canım ben de seni çok özledim bilmem ne falan diye konuşuyor eltisiyle, arkadaşıyla bilmem kimle. Bu var ya yılan. kapatır. Kapatır kapatır seni var ya. Şimdi o kadını yetiştirdiği çocuk. Öyle olmuyor. Olmuyor. Her çocuk kuvvetle muhtemel ilk yalanı annesinden duymuştur. Tabii. Her çocuk kuvvetle muhtemel ilk gıybeti annesinin dilinden duymuştur. %100. İlk kavgaya evinin içinde şahit olmuştur. İlk ahlakı da oradan aldı. Aynen öyle. İlk ahlaksızlığı da. Aynen. Dolayısıyla öyle. Yani hal dilinde biz hep birlikte, çünkü ondan sonra tabii iş dönüyor dolaşıyor, ne kavgaya geliyor biliyor musun? Biz bu dünyada niye varız? Yani benim çocuk olana kadarki Erem'le şimdiki Erem arasında 180 derece fark var. Evet. Şimdi kendimi ona adamışım. Ona ama şunun tartışmasını yapıyorum. Hı hı. Bir dakika yani ben kendim için miydim, bunun için miydim? Aslında onun için derken de kendim için oluyorum. Kendim için de kendim için oluyorum. Bir ahiret inşa ediyorsun. Aynen öyle. Çocuk yetiştirmek de hiç çocuğun olmadığı genç halinle çocuğun olduğu halin arasında bir fark yok. İkisi de senin ahiretinin inşaatı. İnşaat parçalarına oluşuyor.
demir tarafı, beton tarafı, ahşap tarafı, içinin dizaynı, dişinin dizaynı diye. O dizaynların bir parçası çocuk yetiştirmek, kendini haramlardan saklamak, iyilik yapmak, ibadetleri yapmak, zor olan ibadetleri yapmak. Her ibadet kolay değil ki. Evet. Şimdi mesela dün bir arkadaşla tartışıyorduk. Oruç bana zor geliyor şu anda. Hı hı. Bunun bir sürü sebebi var. Niye? Ben çok yemeğe alışmışım. Düzensiz yemeğe alışmışım. Bir disiplinim yok canım. Acıktıkça yiyen adamım. Normal rutininde günde yarım tane danayı deviriyorsan oruç tabii ki zor evet. gelir adama değil mi yani şimdi? Evet yani yarım dana yemiyorum ama. Yok seni kastetmiyorum genel ama olarak. Ama yiyordum yani hani çok yemek yiyorum, çok düzensiz yiyorum. Bir de şuna alışmışım ben canım istediğinde yiyeceğim. Şımarıklık, bir saatim matim bir şeyim yok. Hadi gel bana şimdi oruç tuttur ne kadar zorlanıyorum. Bir de şekerim var iyice zorlanıyorum falan. Fakat ne oldu? Bir arkadaşım bana hava atıyor diyor ki. Abi diyor sen çok böyle rengin benzin kaçıyor halin gidiyor. Bana bir şey olmuyor ya falan dedi. Lan dedim kime meydan okuyorsun sen? Ne meydan okuyorsun yani hani beni zorlamıyor ki. Allah'ım sen bana oruç tuttun ama al tuttum ne oldu? Oğlum sen delirdin mi? Yani böyle meydan okuyarak oruç tutulmaz ki. Evet, yani. Hani niye yapıyorsun bunu? Ya da işte zor olan ibadet. Kimisine zekat çok zor gelir. Evet. Kimisine namaz çok zor gelir, kimisine oruç zor gelir. O en zorla uğraşmak muazzam bir şeydir. Ama iş dönüyor dolaşıyor. Bu dünya imtihan dünyası. Doğduk, sonra akıl bali olduk. İmtihan alıyoruz, sonra da gidiyoruz. Giderken de Bekir gibi bir dost kazandıysam müthiş bir şey oluyor. Allah razı olsun. Çok şık hareketler, Allah razı olsun. Şöyle bitirelim o zaman şey derler. Allah giderken de son nefeste iman nasip etsin Amin. Derler. Ben onu şöyle bir şart düşeyim. Allah her nefeste iman nasip etsin ki sonda da imanla gidebilelim. Allah. Sadece sonda değil yani. Çok güzelmiş. Allah her nefeste iman nasip etsin. Allah çok her nefeste ederim. İman nasip etsin. Allah razı olsun. Razı olsun. Erem Şentürk çok sağ ol. İyi ki geldin. Allah seni iyi etsin inşallah. Amin hepinizin. Amin inşallah. Peki kıymetli dostlar hem sizlere izlediğiniz için hem alanımızda bulunan genç kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın yeniden buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun.